6 Şubat sabahı namaz kılmak için saate bakan 77 yaşındaki Gaziantepli Sermin Baysal depreme yakalandı. Daha önce bir gözünü görmeyen Baysal yaşadığı korkudan dolayı diğer gözünü de kaybetti. Aralık 21'inde doğdu, 67 yaptık doğumunu. Emekli oldu o şimdi. Bence de çok iyi oldu. Yuvarla bir şeyle yine ya, şuradan ama, şeyle bir tamam, yuvarla. Tamam, aynen öyle yaptım, yuvarladım. Şu an evet. Kulağının, kulak memesinin üstüne gelen hiç Sema, saç yok. Sen elinle kontrol et. Elinle edeyim, kontrol edebilirsin. Edeyim. Elimle zaten her şeyi kontrol edeyim. Yani eşyalarına güzel bağlar da. Sermin'im ben, Sermin Baysal, 77. Ya güzel olur tabii, iyi olur. Bakım dayım için iyi bir şey. Ben karşın saçım ne güzel oldu, eline sağlık. Sabah ezene ben anlatayım. Tamam. Şimdi ben telefonun saatine bakayım. Ezeni de duymadım. Yastığımın altına koydum telefonu, baktım. Tam saat daha 4. Oo dedim, daha 2 saat 10 dakika var ezen okunmuyor dedim. Gene böyle yatağımda şeyle oturuyken 5 dakika 10 dakika oturuyken 4 saat. 17 geçe bir sallandım. Allah Allah. Artık kıza bağırayım. Kızım Sevda şey Sema. Allah Sema. Allah Sema. Allah diye diye kapıya gittim. Dedim doktor da korkmuşum değil. Korkmuşum değil. Korkudan hoca da değil, korkmuşum değil. Korkudan. Depremden önce sol gözümü kaybettim. Sonra depremde de bu sağ gözümü kaybettim. Mehmet Tahmasoğlu'na teşekkürler ederim. Yüksel Hanım'a da teşekkürler ederim. Bu tesis çok güzel bir yer. İyi ki açmış. Hem zaman telefon ediyorum. Geliyorlar, yapıyorlar. Çok da memnun oluyorum. Ben Mine Yıldız, kuaför hocasıyım. Minevler Sosyal Tesisinde çalışıyorum. Belli aralıklarla zaten bizim yaşlılara hizmetimiz oluyordu. Sermin teyze de öncesinde hep gelirdi tesisimize belli aralıklarla. Onun gibi onun yaşlarında yaşlı teyzelerimize ücretsiz bakımlarını yapıp kendilerini memnun edip gönderiyorduk. Sermin teyze daha sonra rahatsızlandı. Şimdi de evinde kendisine hizmet ediyoruz. Saçlarını kestim. İstediği zaman işte kaşlarını falan alıyoruz. O anneye ihtiyacı varsa onu yapıyoruz. Öncesinde zaten bir gözünü kaybetmişti. Yani görmüyordu. Depremden sonra da öteki gözünü kaybetti. Şu an artık hiç göremiyor.